I'll say again, welcome after the coffee break. And I want to welcome you now to the next panel, which I think is quite exciting. And I'm very happy that we can do this panel here, because it goes on this side, which I quite often see on Turkish websites when I go to YouTube, and I see that this is closed. And we're happy that through the Turkish Information Society, we could make the contact to Mehmet Ali Köksal. Mehmet Ali Köksal is a lawyer and will present us the case, the special Turkish case, the YouTube case. Mehmet Ali Bey, hoş geldiniz. Now, we will translate from Turkish into English. And if you have these headphones, you open them down there on the yellow turn wheel and regulate the sound there. So the talk will be in Turkish, and you can have the English translation by our friends in there. Okay, thank you very much. Hoş geldiniz tekrar. Evet, merhabalar. Bizim Avrupa ile Asya'nın sınırında olan ülkemizde biraz Avrupalı, biraz Asyalı olduğumuz için Avrupalılardan farklı olarak biraz katı davranıyoruz özgürlüklerde. Ve sizler için belki çok olağan olan içerikleri biz kendi ülkemizin vatandaşları için sakıncalı görebiliyor ve devlet müdahalesiyle bu içeriğe erişmemeyi uygun buluyoruz. Tipik bir Doğu toplumu yaklaşımı bu. Ve böyle bir şey olduğunda Türkiye'deki insanların karşısına bu siteye erişim mahkeme kararıyla engellenmiştir yazısı çıkıyor. Şu anda ülkemizde birazdan istatistikleri vereceğim, 800 tane site bu şekilde engellenmiş durumda. Peki sadece YouTube'dan bahsedeceğim. YouTube konusunu anlayabilmeniz için öncelikle Türkiye'de erişimin engellenmesinin tarihçesinden bahsedeceğim. Sonra YouTube niye engelleniyor ve kaç defa engellendi? Bundan bahsedeceğim. En son olarak da erişimin engellenmesi ve içerik filtreleme, yani sansürü Türkiye'den başkaları da uyguluyor mu? Bundan bahsedeceğim. Türkiye'de erişimin engellenmesinin tarihçesine baktığımızda aslında bunun yeni olmadığı, herkesin bildiği ya da bazılarımızın duyduğu 5651 sayılı yasadan önce de erişimin engellendiğini görüyoruz. Şöyle bir baktığımızda 2001 yılında Türk yasa koyucusunun 5680 sayılı basın yasasını değiştirerek internete müdahale etme isteğini ilk defa gösterdiğini görüyoruz. Bu yasayla interneti basın yasası kapsamına sokup nerede ise normal günlük gazetelerle aynı yasaya tabi tutmaya çalışmıştı. Bunu şu anlamı da gelecekti. Gazete çıkardığınızda o günkü nüshadan gidip valiliğe verirsiniz. İnternet sitesinin içeriğini değiştirdiğinizde de yeni halini götürüp valiliğe vereceksiniz gibi oldukça yanlış bir uygulama düşünülmüştü. Şundan dolayı yanlış, internetteki içerik anlık olarak değişiyor. Onun içeriği bir gazete gibi statik değil, dinamik bir içeriğe sahip ve sürekli değiştiği için uygulanamazdı. Nitekim bu yasa yürürlükten kalktı. Ama bu arada başka gelişmeler oldu. 2001 yılında bir mahkeme tarafından ilk defa bir internet sitesinin kişilik hakları ihlali nedeniyle içeriğe erişimin engellenmesi kararı verildi. Türkiye'de bu bir ilkti. Biz hukuk camiasında ilk defa tartışmaya başlamıştık ki 4. Hukuk Dairesi, yani Yargıtay'ımızın yüksek temiz incelemesini yapan dairesi, bunun uygulama kabiliyeti yok. Çünkü internet sitesine erişimi engellemek teknik anlamda mümkün değil. Mümkün olmadığı için de böyle bir karar verilemez. Çünkü uygulanması mümkün olmayan kararları hakim veremez diye bir gerekçeyle, yarı doğru yarı yanlış bir gerekçeyle bu kararı bozdu ve tam kurtulduk derken arkasından 2002 yılında
Genelkurmay Askeri Mahkemesi tarafından yolsuzluk.com isimli internet sitesiyle ilgili bir erişimin engellenmesi kararı verildi ve bu karar uygulandı. Teknik olarak uygulandı. Ama tabii ki bugün de biliyoruz, birazdan da değineceğiz. DNS değişikliği vesaire gibi yöntemlerle bu kararı aşmak mümkün. Ama Türkiye'de genel kullanıcı düzeyindeki birçok insan bu siteye erişemez hale geldi. 2003 yılına geldiğimizde Türkiye'de yeni Türk Ceza Kanunu'nun çıkartıldığını görüyoruz. Ve yeni Türk Ceza Kanunu'nun bir maddesi var. Orada aslında doğru bir madde. İnterneti de bir basın aracı sayıyor, basın yayın aracı sayıyor. Ve kötü tarafı şu, internette işlenen suçları basın yoluyla işlenen suç sayıyor ve kanun basın yoluyla işlenen suçları da ağırlaştırıyor. O yüzden de normalde bir kişiye hakaret ederseniz alacağınız cezayla internette bir kişiye hakaret ederseniz alacağınız ceza arasında %50'lik artış oluyor. 2005 yılına geldiğimizde Adalet Bakanlığı bu iş böyle gitmeyecek. Biz bazı suçları düzenlemeyi unutmuşuz. Bazı şeylerde belirli değil, tanımlar yok. İnternet servis sağlayıcı kim, erişim sağlayıcı kim, içerik sağlayıcı kim? Dünyada bu konuda değişik çalışmalar var. Siber suç sözleşmesi var. Bunları da dikkate alarak ben bir tasarı hazırlayayım, yasa hazırlayayım dedi. Ve bir komisyon kurdu, hem teknik hem hukukçuların oldu. Bu komisyon çalışmalarına başladı ve 2 yılda tamamladı. Ancak bu tam yasalaşacak derken karşımıza felaket çıktı. Türkiye'de yasa hazırlamayla doğrudan ilgili olmayan Ulaştırma Bakanlığı dedi ki ben interneti çok daha güzel düzenlerim senden dedi ve bir tasarı hazırladı 4 maddelik. İnterneti yasakladı. Yani sansür yasası dediğimiz 5651 sayılı felaket yasayı getirdi karşımıza. Tasarı aşamasında çok daha kötüydü. Teknik boyutlarına fazla girmeyeceğim, neden kötü olduğunu derinliğine inmeyeceğim. Ama şöyle söyleyeyim, evinizdeki bilgisayarınızla printeriniz arasındaki iletişimi bile izlemeyi hedefliyordu. Yani mümkün değil, tamam teknik olarak mümkün değil, personel yetersizliğinden mümkün değil. Ama tasarı böyle korkunç bir düzenleme içeriyordu. Peki, yani niye Türkiye'de ya da başka ülkelerde bir siteye erişim engellenmesi isteği oluşuyor. Bizim ülkemizde şu ilk nedenlerden biri, özel hukuktan kaynaklanan ihtilaflar. Yani mesela Türk Medeni Kanunumuz, bu işte kişilerle ilgili düzenlemeler var burada. Birisi bana hakaret ederse, örneğin bir sitede benimle ilgili, benim özel hayatımla ilgili bir haber olabilir. Benim özel hayatım beni ilgilendirir. Kimse benim özel hayatımla ilgili haber yapma hakkına sahip değil. Eğer ben kamuoyunca tanınan özel kişilerden değilsem, başbakan değilsem, bir üst düzey devlet yöneticisi değilsem ya da bir sanatçı değilsem, şarkıcı değilsem, futbolcu değilsem benim hayatım beni ilgilendirir. O zaman benim hayatımı kimse haber yapamaz, haber değeri yoktur. Bu yapılırsa bu durumda kişi hakları ihlali oluşur ve bu nedenle siteye erişimin engellenmesi kararı verilebilir. Birazdan göreceğiz. Bu nedenle de verilen kararlar var. Sonra fikir ve sanat eserleri kanun nedeniyle verilebilir. Örneğin MP3 indirilmesinden dolayı, yasa dışı film veya müzik kopyalanmasından dolayı, bir kitabın yasa dışı şekilde kopyasını çıkartılıp internete aktarılmasından dolayı ya da patent hakkının ihlalinden dolayı. Ceza hukukundan kaynaklanan bazı nedenlerle yapılabilir. Örneğin hakaret, terör, uyuşturucu pazarlanması, pornografi, devletin manevi şahsiyeti aleyhine suçlar nedeniyle bu yapılabilir. Ve artık 5651 sayılı yasamız tarafından yasal olarak ve çok kolayca yapılabilir. Şimdi 5651 sayılı yasa nedir? Bu yasanın bir amaç ve kapsamı var. Diyor ki burada, ben diyor bu yasayla internetle işlenen bazı suçlarla mücadele etmek istiyorum. Gerekçesine baktığınızda ve çıkış zamandaki tartışmalara baktığınızda aslında çok ulvi bir şeyi amaçlıyor. Güzel bir amacı var.
ben çocuk pornografisiyle mücadele etmek istiyorum diyor. Çocuk pornografisi bugün dünyanın her yerinde suç. Çok tehlikeli bir suç, çok hızlı yayılıyor. Bir türlü gerekli önlemler alınamıyor. Ve bu konuda gerçekten hukuk kurallarını biraz zorluyoruz. Normalde yasa dışı bir yayın varsa, ben o yasa dışı yayını okuyan kişiysem ceza almam. Yani onu yazan ceza alır. Ama çocuk pornografisinde okuyan, gören, bakan, herkes, arada onu taşıyan herkes dünyanın her yerinde ceza alıyor. Bu nedenle yasanın o amacına baktığınızda güzel. Peki bunun içine başka şeyler koyduğunda çok büyük yanlışlar oluyor. Bu yanlışlarından önce bir şey yaptı. Türkiye için olumlu sayabileceğimiz. İlk defa Türkiye'de internet aktörlerini tanımlamış oldu. Yani kim yer sağlayıcı, kim içerik sağlayıcı, kim erişim sağlayıcı, kim bunlardan sorumlu, kim değil. Türkiye'de bunlar düzenlenmemişti. Bu bir eleştiri konusuydu. Bunu düzenledi. Sorumluluklarını belirledi. Sonra kimin hangi logları tutacağını, yani neler yapıp neler yapamayacağını belirledi. Ve bunlara ilişkin dünya standartlarına yakın bazı olumlu düzenlemeler yaptı. Bir de yine eleştiri konusu olan 5651'den önce de verildiğini söylediğim erişimin engellenmesi kararını ilk defa kanunda düzenledi. Yani daha önceden kanunda böyle bir düzenleme olmadığı halde karar veriliyordu. Kötü bir şey yaptı. Hem iyi hem kötü. Cevap ve düzeltme hakkı iletişimciler çok iyi bilir. Önemli bir haktır. Ve sağlanması gerekir. Ama internette bunu sağlamak teknik anlamda çok zor. Ve cevap ve düzeltme hakkının kullanılmasına ilişkin olumlu bir düzenleme yaptı. Teknik anlamda yöntemi yanlış yaptı. Erişimin engellenmesi kararı diyoruz da bu karar nasıl veriliyor? İki şekilde veriliyor Türkiye'de. Bir koruma tedbiri olarak verilen erişimin engellenmesi kararı var. Bu hukuk sistemimize son derece uygun. Aslında dünyanın da kabul ettiği bir yöntem. Tabii içerik olarak verilen kararın niteliği anlamında bazı eleştiriler yapılabilir. Ama mahkemelerce dünyanın her yerinde erişimin engellenmesi kararı istisnai olarak verilebiliyor. Biraz önce bahsettiğim çocuk pornografisinde olduğu gibi ya da çok özel durumlarda olduğu gibi. Örneğin Nazi propagandasında olduğu gibi Almanya'da. Ve bunu mahkemeler verdiği zaman hukuka uygun bir süreç işliyor. Mahkemenin kararının itiraz süreci var. Ama Türkiye'de başka bir şey daha yapıldı. Önemli bir iletişim aracı olan internette erişimin engellenmesi kararının idari tedbir olarak Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, yani devletin bir memuru tarafından, bizzat başkanı tarafından verilebileceği düzenlendi. Normalde bu kararı, biraz önce söylediğim gibi, gelişmiş hukuk sistemlerinde hakim verir. Ve birçok hukuk sisteminde bu tür kararlar gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de, bizim anayasamızda da yazar, savcı tarafından verilir. Ama savcı bile karar verse, ki savcı yargılamanın içinde bir önemli unsurdur. Savcı bile karar verse bu kararını 24 saat içinde hakime onaylatır. Ama Telekomünikasyon İletişim Başkanı karar verdiğinde kanuna göre böyle bir onaylatma zorunluluğu yok. Yani devletin bir adamı oturacak, Türkiye'de insanların nereye girip nereye giremeyeceğine karar verecek ve bunu hakime onaylatmayacak bile. Bu son derece yanlış ve tehlikeli bir düzenleme. Peki bu kanun tüm internetteki tüm suçları mı düzenliyor? Bizim koskocaman Türk Ceza Kanunumuz var. Diğer kanunlarımızda bir sürü cezai müeyyidemiz var. Hepsiyle ilgili içeriği mi kontrol ediyor? Hayır, böyle yapmıyor. İlk başta 8 tane suçtu. Daha sonra da eklemeler oldu. Katalog suçlar dediğimiz bir maddesi var. 8. maddesi bu yasanın. 8. maddede tek tek sayıyor. Ancak bu suçlarla ilgili bu kararlar verilebilir diyor. Bunlardan birisi intihara yönlendirme. Birazdan göreceğiz. Hani çok kolay bir şey değil işte, geçmişte yaşanmıştı. Bazı örgütler, gençler arasında yaygın olan gruplar var. Satanist gruplar vesaire gibi. Onların sitelerini yasaklamak için alınmış ve 3-5 site kapatıldıktan sonra da ortadan kalkan bir şey. Mahkeme kararıyla genel yöntemle de alınabilirdi.
Çocukların cinsel istismarı, Türk Ceza Kanunu 103. maddesi. Bununla ilgili bir şey var. Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasının kolaylaştırılması var. Sağlık için tehlikeli madde temini var. Yine uyuşturucu veya benzeri maddeleri girmeyen ama ona yakın şeyleri düzenleyen bir madde. Ama belalı bir madde var. Müstehcenlik. Pornografi değil, müstehcenlik. Yani kanunda atıf yapıyor, o madde müstehcenlik. Müstehcenlik dediğinizde subjektif bir kavram karşımıza çıkıyor. Şimdi bana göre müstehcen olan bir başkasına göre müstehcen olmayabilir. O zaman işler karışıyor. Yani dünyada biraz önce söylediğim gibi çocuk pornografisi konusunda kesin bir yasak var. Pornografi konusunda Türkiye'de yasak yok. İzin sistemi var. Yani işte dergiyi poşete koyacaksınız, çocuklara vermeyeceksiniz, 18 yaşından küçüklerin erişimini engelleyeceksiniz gibi kurallar var. Yani Amerika'da falan da ya da başka ülkelerde de benzer düzenlemeler eyaletlere göre de olabiliyor. Siz 18 yaşın erişkinlere uygun olduğunu açıkladığınız takdirde girilebiliyor. Ama müstehcenlik dediğinizde sorun büyüyor. Bu konuda konuştuğumuzda, tartışmalar yapıldığında söyledikleri, biz bu konuda çok açık olmadıkça, çocuk pornografisi ya da çok ciddi başka sakıncalı siteler olmadıkça karar vermeyeceğiz, mahkemeye havale edeceğiz. Oradan sorunu çözeceğiz dediler. Bugüne kadarki uygulamada genel olarak bunu doğruluyor. Fuhuş. Yani fuhuş zaten suç, engellenmesi gerekiyor ama fuhuşun internet sitesi üzerinden işlenmesi mümkün değil. Fuhuşa aracılık etme anlamında olabilir. Yine bu madde biraz zorlama bir madde. Fakat bayağı uygulamışlar, istatistiklerde göreceğiz. Kumar oynanması için yer ve imkan sağlanması. Atatürk aleyhine işlenen suçlar. Başımızın belası da bu oldu zaten. Asıl YouTube genel olarak buradan koptu kıyamet. Onu özel olarak değineceğim. Daha sonradan da bir yasayla yasa dışı bahis siteleri eklendi. Bu da tamamen ticari kaygılarla. Çünkü Milli Piyango İdaresi lisansla işte Bilyoner.com vesaire gibi şeyler yapabiliyor. Lisanslar verebiliyor. Türkiye'de lisansı olmayan kumar sitelerine girilmesin. Devletin izin verdiklerine girilsin. Gibi bir uygulama var. Peki, bildiğimiz bir sürü site var kapatılan ama en bilinenlere şöyle bir baktığımızda ilk kapatılan olduğu için öncelikle yolsuzluk.com var. YouTube var, WordPress var, GeoCities var, Alibaba.com var. Şimdi en komiği bu. Alibaba.com kapatıldığında kıyamet koptu. Çünkü Alibaba.com'a da Türk firmalarının yer alması için Türkiye Cumhuriyeti Devleti para veriyor. Yani ticaret sitesi. Yani bunu niye kapattılar? Bunu önce bir tartışma koptu. İki gün sonra anladık. Yani bu 5651 ile falan ilgili değil. Bir firmanın patentli bir ürününü bir başka firma haksız şekilde benim ürünüm diye tanıtıyormuş. O yüzden mahkemede dava açmış. Hakim de erişimin engellenmesi kararı vermiş. Yani artık öğrendiler ya, erişimin engellenmesi kararı verilebiliyor. Her yerde, her şekilde bu kararı verebiliyorlar. Sonra işte tepkiler, diğer firmaların başvurması, devletin gidip hakimlere bunu, devletin bazı organlarının gidip hakime bunu anlatması. Yani biz bu Alibaba.com'dan şey yapabilmek için, yararlanabilmek için bu kadar para veriyoruz demesi üzerine o yasak kalktı. Ekşi Sözlük, Türkiye'nin iyi bir içeriği ama bu site sık sık Adnan Hoca tarafından, onun avukatları tarafından kapattırılıyor. Şu an en son açıktı. Bilmiyorum, yine kapanmış olabilir. Bu aralar başka sitelere takmış durumdalar. Yeni kapattırdıkları siteler var. Antoloji.com gibi. Ateizm gibi. Yani tamamen şey, yani pornografiyle falan ilgisi olmayan siteler bunlar. Hani asıl amaç 5651'de buydu ya. Buranın böyle bir ilgisi yok bu sitelerin. Devletim.com.tr. Yani şu sonuncusunda pornografi yayını vardı. Yani Devletim.com.tr'yi açıkça pornografi yayını yapıyordu. İsmi devleti çağrıştırıyor ve bu yüzden... ve ilginç olanı, Türkiye'de alan adı
ODTÜ tarafından veriliyor ve ODTÜ her önüne geleni alan adı vermiyor. Yani erken gelen alır sistemi yok dünyadaki. Onun yerine kontrol ederek veriyor. Ama öyle bir vermişler ki devletin komutanı vermişler ve alanlar da pornografi yayını yapmış. Diğer yüzlerce internet sitesi. Şimdi kapatma işini artık üstlenen Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı internet sitesinde 18.8.2008 tarihi itibariyle istatistikler var. Ona baktığımızda şöyle bir sayıyla karşılaşıyoruz. Burada toplam 612 tane sitenin Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nca rehsen kapatıldığı görülüyor. Ve bunun ağırlıklı olarak 236'sı müstehcenlik, 289'u da çocukların cinsel istismar. Bunların da genel olarak bu sitelerin hepsini kontrol etme imkanım olmadı. Ama bir dönem ilk kapatmaları yaptıklarında baktığımda ağırlıklı olarak çocuk pornografisi içeriği taşıyan sitelerdi. Muhtemelen arada kaynayanlar vardır ama çoğunlukla böyle bir içeriğe sahipler. 4 tane çocukların cinsel istismarından dolayı mahkeme tarafından, 37 tane de müstehcenlik nedeniyle mahkeme tarafından kapatılan site olmuş. Orada diğer kalemi var. Diğer kaleminde Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı 0 kapatma yapmış. Çünkü onun öyle bir yetkisi yok. Yani katalog suçları dışında kapatamaz. Ama mahkemeler kapatmış. 130 tane. Diğerin dağılımı konusunda da Türkiye'de bir istatistik yok. Yani hangi nedenlerle dediğinizde bilinmiyor. Biraz önce saydığım kişilik hakkı ihlali, patent mevzuatı, fikri haklar vesaire gibi şeyler onlar. Ama bildiğim bir ara 54 tane siteyi MP3'ten dolayı kapatmışlardı. Ondan 2 yıl önce de bir 30-40 tane kapatmışlardı. O 130'un çoğunluğu müzik siteleri veya müzik sitelerinin yasa dışı müziğe link veren forum siteleri. Burada ilginç bir istatistik. Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında ki kanundaki suçlar demiş. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı reisen 2 tane kapatmış. Mahkemeler 48 tane kapatmış. Ama mahkemelerin kapattığı 48 tane çoğunlukla aynı siteye, yani aynı sitelere ilişkin. Yani YouTube birazdan göreceğiz 15 defa kapatılmış. Bunun 6-7 tanesi Atatürk aleyhine işlenen suçlarla ilgili. Bu nedenle aslında mahkemeler tarafından kapatılan site sayısı her 48 defa kapatılmışsa da 16 site kapatılmış. Diğerleri gördüğünüz gibi kumar siteleri şimdi özel kanuna eklendiği için başkanlık tarafından 21 defa kapatılmış. Onun dışında diğer sayılar çok önemli değil. Bu biraz önceki tablonun size aktardığım notları. Peki, YouTube. Asıl konumuz YouTube. Dünyaca tanınan, dünyanın birçok ülkesinde açık olan bu site, Türkiye'de niye kapalı, nasıl kapalı, ne zamandan beri kapalı, kaç defa kapandı, biraz bakalım. Bunlar kapatma tarihleri. Kararlar bende var ama bu kararlar bana özel olarak gönderildiği için paylaşmamam gerekiyor. Genel bilgiler vereceğim. Yani 7.3.2007'den 3.3.2008'e kadar bir yıl içerisinde 14 defa kapatmışız. Kapatmışız, açmışlar içeriği, o bizim hoşlanmadığımız içeriği YouTube kaldırmış. Ertesi gün yeniden kapatmışız başka bir içerikten dolayı. Yani tarihlere bakarsanız o kadar üst üste geliyor ki 3.1.2008, 4.1.2008, 8.1.2008, 8.1.2008'de ayrı bir kapatma. Yani bir açıldı bir kapandı, bir açıldı bir kapandı şeklinde oyun oynamışız. Ardından 8.5.2008'de son kapatmamızı yapmışız ve ondan beri açık değil. 8.5.2008'de işte Türkleri aşağılamak ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin manevi şahsiyetine alenen hakaretten dolayı, işte Türk Ceza Kanunu 301. maddesi dediğimiz bu birçok yabancının yargılanmasına neden olan ya da ülkemizde bazı vatandaşlarımızın yargılanmasına neden olan tartışmalı maddemizle ilgili kapatmalar var. Şimdi YouTube'a genelde Atatürk'le ilgili içerikten dolayı kapatma, erişimin engellenmesi verildiğini düşünür herkes. Çünkü basına daha çok bu yansıyor. Ama diğerleri aslında kapatmaları var.
Fakat o kapatmaları YouTube haklı bulduğu için hızla o içeriği kaldırıyor ve açılıyor. Belki hani hissetmiyoruz bile ya da söyleniyor. Örneğin terör örgütünün propagandasından 2-3 defa kapatılmış. Ben onların basına yansıdığını bir kere duydum. Ama 3 tane kapatma var. Atatürk'ün manevi şahsiyetine hakaret, bu dediğim gibi 5-6 defa var. Devlet sırlarının ifşası bir kere var. Türkler ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin manevi şahsiyetine hakaret 4 defa var. Yalnız bunlardan bazıları aynı kapatmada olduğu için bunları topladığımızda 15-16'dan fazla rakam bulacağız. Suçun ve suçun övülmesi bir defa var. Örneğin bir yine bu terörle ilgili bir operasyonla ilgili görüntüleri yayınlamışlardı. O nedenle kapatılmış. Müstehcenlikle ilgili var. Şimdi orada YouTube'la anlaşamadığımız konulardan birisi oluyor. Özel hayatın gizliliğinin ihlali var. Ve son olarak da hakaret var. Şimdi şöyle bir baktığımızda bu tabloya. Neyin Atatürk aleyhine hakaret içerdiğini Amerika'daki bir firmanın belirlemesi mümkün değil. Çünkü bu bizim toplum olarak değerimiz. Yani eğer bu şekilde tüm dünyadaki internet içeriği kontrol edilirse ve her ülkenin kendi özel hassasiyetlerine göre içerikler taranmaya başlanırsa internette içerik kalmamaya başlar. Çünkü dünyada bütün ülkeler birbirleriyle çatışma halinde. Bu nedenle de büyük bir sıkıntı oluşuyor. Kişilik hakları ihlali. Kiminle ilgiliydi hatırlamıyorum ama bir sanatçıyla ilgiliydi galiba. Yani çıplak görüntülerimi konmuştu. Ondan dolayı kaldırıldı ama yani öyle çok şey değil. Ama biraz önce söylediğim şekilde özel hayat olduğu için öyle bir karar verilmişti. Yine başka bir kararda özel hayatın gizliliğini ihlali yine geçiyor. Ben kapatmayla ilgili ilk kapatma kararını veren hakimlerden birisi ya da en uzun kapatma diyebileceğim hakim, Ankara'daki suç ceza hakimi şunu söyledi. Biraz önce de anlattım. Burada başbakana hakaret yok kapatma nedenleri arasında 5651'de. Niye kapattınız? Başbakana hakaret vardı. Yani çok ciddi bir hakaret vardı. Kötü bir hakaret vardı. Ve Atatürk'le ilgili de bir içerik vardı. Yani aslında başbakanı hakaretten kapatıyor ama Atatürk'ü bahane yapıyor. Yani biraz da bu sorunu yaşıyoruz. Ki yine özel bir nedenle tam seçimler öncesinde ana muhalefet partisi lideri Deniz Baykal'la ilgili de benzer içerikler vardı. Bana ulaştılar Baykal'ın avukatları. Yaptığım şu oldu, YouTube'un Türkiye'deki ilişkilerini kuran kişi aracılığıyla eriştim. 2 günde kaldırıldı içerik. Hiç böyle uğraşmanıza gerek yok. Eğer gerçekten bir hakaret varsa bunu anlatırsanız 2 günde içeriği kaldırıyorlar. 2 gün olmasının sebebi de Türkiye ile Amerika arasındaki saat farkı. Yani eğer bu saat farkını düşünürseniz kendilerine ulaşıyor, hukuk servisine havale ediyorlar, hukuk servisi inceliyor ve kaldırıyorlar. Pornografide hiç istisnalar yok. Yani pornografi varsa kesinlikle kaldırıyorlar. Kişilik hakkı ihlali, özel hayatın gizliliğine çok büyük önem veriyorlar. Ben, bu görüntü benimle ilgili ve ben yayınlanmasını istemiyorum dediğiniz anda kaldırıyorlar. Sorunu biz şurada yaşıyoruz. Genel anlamdaki müstehcenlik. Örneğin Amerika'daki bir şahıs, kendisi son derece mutlu öyle bir görüntüsünün yayınlandığı için. Ama Türkiye'de birileri o görüntüden rahatsız oluyor. O zaman sorun yaşıyoruz. Yani yayın politikalarına ters olduğu için kaldırmayabiliyorlar. Türkiye'den erişenler için kaldırıyorlardı. Şimdi savcılarımız da bu işi biraz öğrendi, hakim ve savcılarımız. Bilirkişiye gönderiyorlar. Açıyor bilgisayardan, bakıyor, evet ben erişemiyorum diyor. Bilirkişiye gönderiyorum, bilirkişi baksın bakalım dünyanın başka yerlerinden erişilebiliyor mu? Yani dünyanın her tarafındaki insanların erişip erişemeyeceğini de denetlemek istiyorlar. Yani bunu niye isterler? Tam Türkiye'den artık erişemiyoruz. Niye dünyadaki insanların Atatürk'le ilgili olsa yine bir ölçüde kabul edeceksiniz? Çok anlamsız, garip inatlarımız var. Peki, YouTube'u böyle kapatıyoruz. Bundan dolayı kapatıyoruz. Ama ne yapıyoruz? Yani ne kadar kapatabiliyoruz? Dünyada bu iş nasıl yapılıyor? Bildiğiniz üzere internette biz web browser'ımızda
bir adres yazılırız. Örneğin abc.com diye. Yani abc.com sonuçta aslında bir şeydir ve bunun DNS server'dan tanımlanması lazım ki bilgisayarımız o sunucuya yönelsin. O yüzden DNS server'a ulaşırız. DNS server bize onun hangi IP numaralı bilgisayar sunucu olduğunu söyler. IP numarası cevabı bize geldikten sonra biz bu defa browser'ımız o siteye doğru yönelir ve web server'dan bize yanıt gelir. Bu yüzden şu aradaki işlemler ISP tarafından yapılan işlemleri eğer kontrol altına alırsanız internet sitesini yasaklayabilirsiniz. Genel olarak da bu konuda 3 tane yöntem kullanılıyor. Örneğin DNS server'a abc.com'un IP numarasını yanlış girerseniz abc.com'a gidemez. Nereye gider? Sizin belirttiğiniz IP numaralı bilgisayara gider. Türkiye'de bu siteye erişim mahkeme kararıyla engellenmiştir sayfasına gider. IP adresine bloklarsanız hiçbir zaman o IP adresini bulamaz, sorgular, boş döner. Çin gibi ya da İran gibi proxy server koyarsanız tüm içeriği filtrelersiniz ki bu en kabul edilemez şeylerdendir. Baştan yapılır. Proxy server'la bu işi çözersiniz. Şimdi henüz ülkemizde çok tartışmaya başlamadık. İnşallah bundan sonrasında da olmaz. Ama 5651 sayılı yasamızın buranın konusu olmayan kötü bir tarafı var. O da şu, kimin nereye bağlandığını da aslında kontrol ediyor yasa. Yani ben Mehmet Ali Köksal olarak neye ilgi duyuyorum? Bu yerlerde kaydı tutuluyor. Ben bunu şuna benzetiyorum. Demokratik bir ülkede sabah evinden çıktığımda akşam evime girinceye kadar neler yapmışsam, bunu peşime bir memur takarak nasıl kaydediyorsa, internette de aynısı. Çünkü biz artık internette arkadaşlarımızla yazışıyoruz. İnternette alışveriş yapıyoruz. İnternette mensubu olduğumuz parti derneğin sayfasını geziyoruz. Sevdiğimiz yazarlar okuyoruz. Siyasi görüş açıklıyoruz. Bunların hepsini düşündüğünüzde bu kayıtların tutulması, yani bizim web'deki aktivitelerimizin tamamının incelenmesi kişilik hakları açısından son derece yanlış. Peki, program farkından dolayı biraz görsellik bozulmuş, kusura bakmayın. Dünyada kimler şöyle bir bizim yaptığımıza benzer şeyleri yapıyor diye baktığınızda, henüz Türkiye o kadar ağır olmasa da genelde bu ülkeleri görüyoruz ve bu ülkelerin çoğunluğu Doğu ülkeleri. Burada kimin sansür uyguladığına ilişkin Open.net'in sitesine almış bazı haritalarımız var. Gördüğünüz gibi Türkiye, bu 2006 haritası bir araştırmanın sonucu. Türkiye tam sınırda idi. Yani Türkiye sansür uygulamayan ülkelerin arasındaydı. 5651 sayılı yasa çıktıktan sonra artık Türkiye'de o sansür uygulayan ülkelerin arasına girdi ve 2008 araştırması şu an devam ediyor. 2008 araştırmasına maalesef biz de renkli olarak boyanacağız. Burada pornografi, kumar, uyuşturucu, yasa dışı içki gibi daha böyle sosyal nedenlerle sürekli değil, çok şey olmayan bir denetim var dünya üzerinde. Bunun haritası var. Bu haritada askeri çatışmalar, sınır güvenlik sorunları, ayrılıkçı hareketler ve militan gruplar ile mücadele nedeniyle internete getirilen sınırlamalar var. Gördüğünüz üzere zaten dünyadaki çatışma bölgeleri bunlar. Güvenliğin düşük olduğu yerler. Oradaki ülkeler komşu ülkesiyle olan çatışması nedeniyle o konudaki içeriği kesinlikle ülkesindeki vatandaşlarına yasaklıyor. Ve burada işte neler denetleniyor, hangi araçlar kullanılıyor diye bakıldığında işte elektronik postalar, internet barındırma hizmeti, arama servisi, çeviri, VoIP görüşmeleri neredeyse tüm aktivitelerimiz kontrol ediliyor. Ve dünyanın her tarafında çok değişik dillerde erişime engellenme kararı veriliyor. Ben teşekkür ediyorum.
Vaktimiz varsa soru alabilirim. Ama soru alabilmek için... Çok pardon. Affedersiniz şunu. Nasıl kapatıyorduk? Bir iki gün önce bir haber vardı internet sitelerinde sanırım belki gazetelerde de TRT çalışanlarına ait yönetmelikte TRT çalışanlarının maillerinde TRT Genel Müdürünü ve hükümeti eleştiren e-mailleri gelmesi, göndermesinin yasaklandığı üzerine böyle bir şeye nasıl bir hakları olur, nasıl karşı çıkılabilir, hangi nelere dayandırılarak karşı çıkılabilir? Hemen anlatmayayım. Ve sanırım resmi gazetede de çıkmış. Görmedim olarak. Öncelikle evet. Ama şöyle bir şey var. Şimdi ben buradayım. Dünyanın her yerinde aslında bu kural getirilebilir. Şu bilgisayar, bu kurumun bilgisayarı ve bana bir amaç için veriliyorsa ben bunu amacı dışında kullanamam. O anlamda TRT çalışanların ya da herhangi bir kurumun ya da özel bir firmanın çalışanın bu bilgisayarı hangi amaçla ve nasıl kullanabileceği düzenlenebilir. Bunda hukuken bir sakınca yok. Türkiye'deki eksiklik zaten bunun düzenlenmemesi. Hayır, şimdi benim hakaret etme özgürlüğüm kimse alamaz. Ben dışarıda çıkar hakaret ederim. Ama tabii ki hakaret olduğu için bunun cezasına da katlanırım. Fakat eleştirebilirim. Eleştiri bir suç değildir. Eleştiriden dolayı bir yaptırıma uğramam. Bunu kurum bilgisayarından yapmam yasaklanabilir. Aslında yasaklananın sadece bu olmaması gerekir. Yasaklamanın işle ilgisi olmayan elektronik posta alıp vermek, web sitelerine girmek yasaktır. Kuralı getirilebilir. Ben müvekkil şirketleri tavsiye ediyorum. Çünkü başka sorunlarla karşılaşırsınız. Çünkü benim bir personelim, benim çalışanım olarak benim kurumsal mailimden bir başkasına hakaret ederse adam çalıştıranın sorumluluğu gereği, boşluğa kalan 101. maddesi gereği ben tazminat ödemek zorunda kalırım. Öyle bir sıkıntı olduğu için düzenleme ilk bakışta hoş gelmese de kurum bilgisayarından yapıldığı sürece doğru. Onu ilgilendirdiği sürece. Ama dışarıda ne yapacağımı kimse karışamaz. İş yerinde evet. Hayır, ben düzenlemenin şekli zaten yanlış. Yani bana kalırsa... Hayır, oradan sorumluluk yükleyemezler. O ayrı tabii ki. Yani siz öyle bir... O zaman ben TRT'de çalışan bütün insanlara öyle bir elektronik posta göndereyim. Ne yapacaklar? Yani ne yapacaklar? Yani ah eyvah yani beni işten atacak, disiplin soruşturması başlatacak, hemen silmeliyim dese ne olur? O zaten proxy server'da kaydedilecek. Ya da başka bir kayıt sisteminde kaydedilecek. Yani ona yapabilecekleri bir şey yok. Ama dediğiniz gibi şey konusunda, yöntem konusunda ciddi bir yanlışlık var. Yok, açıktı zaten. Açıktı hocam o zaten. Açıktı değil mi? Tekrar muhtemelen hocam. Tamam. Şimdi açık. Açık mı? Tamam mı? Tamam, el mikrofonu arada şey yaptı da o yüzden. Tamam hocam. Tamam. Kısaca en baştan alayım. Bir kurumun kendi çalışanlarının bilgisayarlarında, kuruma ait bilgisayarda ne yapıp ne yapmayacağını belirleme hakkı vardır. Bir kişi o bilgisayarı sadece o amaçla kullanabilir. Ama buna sadece bilgisayar değil, telefon da aynı şekildedir.
Ama buna ilişkin düzenlemenin objektif şekilde yapılması, genelleştirerek yapılması lazım. Kurum genel müdürü hakkında eleştiri içeren ya da karalama içeren elektronik postalar yapılamaz kuralı yanlıştır. Hiç kimse hakkında karalama içeren elektronik posta yapılamaz, yazılamaz, gönderilemez, alınamaz kuralı doğrudur. Çünkü insan hakaret suçsa herkes için suçtur. Eleştiri hakkı yoksa ki demokratik toplumlarda olması gerekir, o yüzden yanlıştır. Ya herkes için vardır ya da herkes için yoktur. Bu nedenle böyle bir düzenleme yöntemi kesinlikle yanlış. Ama bununla birlikte bir kurumun kendisine ait bilgisayarın nasıl kullanılacağını belirleme hakkı vardır. Bu nedenle de düzenleme şekil itibariyle doğru, içerik itibariyle yanlıştır. Peki özel hayat meselesi burada nasıl çalışıyor? Çünkü diyelim ki işte burası Bilkent bilgisayarı. Evet. Ben kendi e-mail account'uma giriyorum ve kendi e-mail account'um ve bunun yarattığı kişisel ilişkiler benim özel hayatımın kapsamında olması gerekir. Gerekir işte zaten bu kuralların belirlenmesi. Ben istediğimi eleştirip istediğimi hakaret edebilirim arkadaşım arasında. Hayır şimdi olay şu şekilde. Bilgisayar güvenlik standartlarında da bu vardır. Kurumun kendi iç kullanım politikasını belirlemesi gerekir. Ben bu bilgisayarları, elektronik posta hesaplarını kişisel kullanım için kullandırırım, kullandırmam. İki seçenek var en başta. Kullandırırım dediğinde ama şu şartlarla kullandırırım deyip bunu size tebliğ ederse siz o kurallara uymak zorundasınız. Ama tabii ki bu kuralların doğru kurallar olması lazım. Ama ben kullandırmam dediğinde zaten hiçbir şekilde kullanamazsınız. Peki kullandırırım dedi ama benim elektronik postalarımı da okuyor. Örneğin aşağıda birileri okuyor. Bunu ne yapacağım? Bu benim kişilik hakkımın ihlali midir? Kesinlikle ihlaldir. İstisnası şu. Ben elektronik postalarınızı kullandırabilirim ama burada kişisel amaçlı ve özel hayata ilişkin elektronik postayı kullanılamaz. Çünkü ben bu şeyi kurum güvenlik politikaları gereği okumak zorunda kalabilirim uyarısını yaparsa o zaman okuyabilir. Yani bunların hepsinin adım adım açıklanması ve getirilen kuralın da haklı olması lazım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de bu konuda kararları var. Yani İngiliz polis teşkilatında bir polis memuru başka bir soruşturma nedeniyle izlenirken, bakın izinli, yani hakimden izin alınmış bir soruşturma yapılıyor. Soruşturma nedeniyle izlenirken amirine hakaret ediyor. Çeteyle ilgili bir bağlantısı nedeniyle soruşturulurken amirine hakaretten dolayı soruşturma geçiriyor, kurumdan atılıyor, işten çıkartılıyor. İngiltere'de dava açıyor, kaybediyor. Amirine hakaret ettiğin için senin kurumun çıkartma hakkı vardır. İnsan Hakları Mahkemesi şunu söylüyor. Kişinin özel hayatına ilişkin bir şey sınırlandırmayı yaparken bunun doğru yapılması gerekir. Hakim kararı olması gerekir ya da başka bir yasal dayanağı olması gerekir. Burada hakim kararı var ama hakim kararı sadece o soruşturmaya ilişkin olduğu halde o soruşturma kapsamı dışındaki konuyu da incelediğin için hatalısın, hukuka aykırı izleme yapmış durumdasın ve özel hayatı ihlal ettin diyerek mahkum ediyor İngiltere'yi. Yani buradan yola çıkarsak, Bilkent'te sizin kullandığınız elektronik postaların size bildirilmeden izlenmesi kesinlikle kişilik hakkı ihlali, size bildirilenden farklı amaçlarla izlenmesi kişilik hakkı ihlali ama size bildirilen amaçlarla ve amaçlar da uygun amaçlarsa, örneğin güvenlik, gizlilik, askeriyede çalışan birisi tabii ki izlenecek. Yani elektronik postaların tamamı izlenebilir. Hiçbir sorun yok. Bunu İnsan Hakları Mahkemesi de kabul ediyor. Çünkü sır gerektiren bir yerde çalışıyorsunuz. Ya da bir şirket düşünün. Ticari sırlara sahip bir yerdesiniz ve bilançoları gönderiyorsunuz. Bununla ilgili izleme yapılabilir. Pardon. Bunlarla ilgili izleme yapılabilir. Ama izlemenin yapıldığını personelin bilmesi şart. Ya da eğer bilmiyorsa da o zaman hakim kararı şart. Peki bununla alakalı olarak bir şey daha sormak istiyorum. Mesela bir site diyelim ki Google benzeri ya da Gmail benzeri bir şey düşünün. Bir content var, bir içerik var. Fakat bu içeriğe ancak password ile girebiliyorsunuz. Password ile girdiğiniz içerik de size kişisel olarak
geliyor. Bunu nasıl değerlendiriyor bu tür bir yasa? Bu bir basın organı, yani işte bir yayın türü. Fakat bu aynı zamanda bir tür kişisel iletişim ağı içerisinde gerçekleşiyor. Biraz önce söylediğim gibi yani tamamen kurumun politikalarıyla açıklanmış bir durumsa izlemeyi yapabilir. Hayır, yani daha genel bir yasal çerçevede. Yasal bir çerçevede derken, yasal çerçevede Türk Medeni Kanunu 24 ve devam maddelerimiz vardır. Kişilik hakkının korunmasına ilişkin. Özel hayatın gizliliğini ihlal gibi bir Türk Ceza Kanunu'nda da suçumuz var. Türk Medeni Kanunu da bunu düzenliyor. Şimdi sistem odasındaki birileri, amir olan birilerinin emriyle sizi izliyorlar. Yani sizin kişisel bir haberleşmenizi ya da işte söylediğiniz gibi Google benzeri bir yerdeki kullanıcı adı ve şifreyle girilen bir içeriği izliyorlar. Bu ya bir yasal yetkiye dayanacak, ya bir hakim kararına dayanacak, ya da baştan size bilgisayarın tahsis amacıyla uygun olacak. Eğer bunların üçü yoksa, üçü birden yok değil, ayrı ayrı üç taneden birisi yoksa bu izleme hukuka aykırıdır. Bu elektronik postada için geçerli, bu başka bir şey için de geçerli, hiçbir sorun yok. Bir şey sorabilir miyim? Tabii. Bu engellenen, alıyorsunuz değil mi? Bu engellenen siteleri hack eden sitelerle ya da kişilerle ilgili bir uygulama var mı? Yani örneğin YouTube'a giremiyorduk ama yetti ve ya da onun gibi bir dolu site üzerinden girilebiliyor aslında YouTube'a. Şimdi, ya da OpenDNS üzerinden tamam ama bununla ilgili bir uygulama var mı, yasal uygulama? Tamam. İlk sorduğunuzda sonraki örneğimiz aslında aynı şey değil, onu öncelikle belirteyim. Yani hack etmek dediğinizde kastettiğiniz bir sitenin içeriğini değiştirmektir ki bu suçtur Türk Ceza Kanunu gereği. Söylediğiniz ise örneğin YouTube gibi yasaklanan bir siteye herhangi bir üçüncü yöntem, farklı bir yöntemle ulaşmak suç mudur? Ya da bu ulaşmaya aracılık edenler suçlu mudur? YouTube'a DNS değişikliği, DNS server'ı değiştirerek, Türk Telekom'un bize verdiği DNS'i değil de başka bir Open DNS veya benzeri bir şey kullanarak erişmek suç değildir. Başka bir yöntemle de erişmek suç değildir. Çünkü YouTube'a erişmek suç değildir. YouTube'a erişmek suç değildir. Sadece YouTube, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından 5651 sayılı yasa gereği o içeriği kaldırmadığı için Türkiye'ye yayın yapamamaktadır. Sorun budur. O yüzden kişilerin erişmesinde bir suç söz konusu değildir. Bununla ilgili şey yapan, nasıl erişileceğini açıklayan siteler vesaire suçlu mudur? Onlar da suçlu değildir. Çünkü suç ve suçluyu övme diye bir suçumuz olmakla birlikte burada YouTube'u övme ya da suçu övme gibi bir fiil yoktur. Sadece teknik olarak DNS'in nasıl değiştirileceği anlatılmaktadır. Herhangi bir şekilde suç yoktur. Ya da yasal bir sorun yoktur. Türkçe'de deneyeceğim. bu son YouTube kapatma şey, yani 3 ay civarında oldu değil mi? Mayıs'tan bu yana Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim 5 ay olmuş. Yani şu anda açık herhalde değil mi? Niye o kadar zaman oldu? Bir de ya bu kapatma şeylerde sonu var mı? Yani yoksa hep yok. Devamı öyle mi kalacak? Hep öyle kalabilir. Şundan dolayı önceki kapatmalardan farklı olarak YouTube eğer kendi yayın politikasına aykırı olmayan bir içerik varsa bu içeriği Türkiye için kaldırırım ama tüm dünya için kaldırmam diyor. Eğer tüm dünya için kaldırmazsa ben de sana erişimi açmam diyen bir savcı ve hakimle karşı karşıya. Sorun tamamen bundan kaynaklanıyor. Yani hatırlarsınız belki YouTube Çin'de proxy kullanmıştı ve Çin hükümetinin istemediği içeriği sorgulatmıyordu, arama yaptırtmıyordu. Bunun üzerine çok büyük tepki aldı demokratik dünyadan, Avrupa'dan, Amerika'dan çok büyük tepki aldı Google. Aynı şeyi burada yaşamak istemiyorlar. Yani Türkiye Cumhuriyeti istedi diye ben yayın politikamı değiştirmeyeceğim diyor. Yani Çin'de yaptığımız hatayı bu defa yapmayacağız diyor. Türkiye Cumhuriyeti de Çin'de yaptınız, biz de yapmanızı istiyoruz diyor. Bu yüzden de tartışma sürüp gidiyor. Yani çok
Türkiye'ye geldiler, görüştüler. Bizler de onlara aracılık ettik. Yani bu sorunun bir an önce çözümlenebilmesi için biz de çok çaba sarf ettik Türkiye Bilişim Derneği olarak. Ama çok başarılı olamadık. Çünkü inatçı bir yasa koyucumuz var. Merhabalar. Bir de sanırım Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet altyapısını kullanan ilköğretim okullarında internet filtrelemesi var. Ve hatta böyle ebeveyn şikayet attı gibi bir şeyleri de evet. Var sanırım. Evet. Bunun hani kim karar veriyor bu yasaklamaya? Bunun ölçütü vesairesi nedir? Bu konuda bilgi verebilir misiniz? Şimdi ticari bir uygulama olduğu zaman anne baba olarak siz alabilirsiniz. Milli Eğitim Bakanlığı ya da Türk Telekom o uygulamayı zorunlu olarak kullandırtmıyor. Okuldaki ya da kütüphanedeki ayrı, ona ayrıca değineceğim. Ticari bir uygulamayı anne baba eğer çocuklarını korumak istiyorlarsa zararlı içerikten dolayı kendi istekleriyle alıyorlar ve kullanıyorlar. Olay aslında ilk bakıldığında bundan ibaret. Ama tabii ki devlet buna teşvik ettiği zaman doğru bir şey mi yapıyor? Çok doğru yapmıyor. Yani dünyada birçok yerde de aslında güvenli internet kullanımı teşvik ediyor. Avrupa'nın bu konuda bir politikası var. Güvenli internet kullanımı diye. Microsoft da bunun büyük partnerlerinden birisi. Türkiye'de de bu konuda çalışma başlattı. Milli Eğitim Bakanlığı'yla da çalıştılar. Güvenli internet kullanımı, temiz internet kullanımı çok önemli. Çocuklara yaygınlaştırılması gerekiyor. Ama dediğiniz konu yani nelerin güvenli olup olmadığına kim karar veriyor? Oraya neler konuluyor soru işareti henüz çözümlenmiş değil. Çünkü galiba Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı yeni bir, bugünlerde bir şey yayınladı. Hangi sitelerin filtrelenmesi gerektiği, nasıl filtrelenmesi gerektiğine ilişkin. Onu inceleme olanağım olmadı. Milli Eğitim Bakanlığı tamamen ticari bir uygulama bazında yaptı onu. Bir yönetmeliği falan yok. Neleri koyuyorlar, nelere erişiliyor, nelere erişilemiyor bilmiyorum. Eğer erişilmesi gerektiği halde erişilmeyen bir yer varsa açıkçası keyifle ona itiraz edebilirim, dava edebilirim. Yani bununla uğraşan bir grubumuz var. Hem Türkiye Bilişim Derneği'nde var, hem kampanya.org.tr'de var. Benim sorum da içeriklerin tasnifiyle ilgili, bu suç teşkil eden içeriklerin tasnifiyle ilgili. Yakın bir zamanda medyadan takip ettiğim için tam olarak doğru mu değil mi bilemiyorum ama Richard Dawkins'in sitesinin Adnan Oktar'ın başvurusu üzerine yasaklanması, filtrelenmesi söz konusu olmuş. Peki dini yani işte Türk örf ve adetleriyle ilgili mi, Türk kişilik haklarına, soruyu anladım. Olayı da biliyorum, yakından takip ediyorum. Daha kendisiyle de irtibat kurma çalışmaları var bazı arkadaşlarımızın. Bir şekilde gerekirse itiraz yapılacak bizler tarafından. Ya da kendisi bir avukat tutup onun aracılığıyla yapacak. Konuşumla ilgili, burada baştan da belirtmiştim. Adnan Hoca bayağı bir site kapattırıyor. O konuda çok başarılı. Dawkins'in sitesinin kapanmasının nedeni de o kitapta kendi kişilik haklarına hakaret edildi. İddiası var. Yani. Kişilik hakkına ihlal olduğunu gösterebilmesi için adının tam olarak zikredilmesi mi gerekiyor yoksa... Şimdi kararı görmedim. Kararı görmüş olsam, yani ben hakim olsam tabii ki adının hiç geçmediği ve kendisinde tarif edilmediği bir yeri kapattırmam. Ama genelde şu tür şeyler yapılabiliyor. Örneğin bir site var. Siz o siteyi kapattırmak istiyorsunuz. O sitenin de altında forum falan gibi ya da okuyucu görüşleri gibi yerler varsa oraya sizinle ilgili bir içerik koyuyorsunuz. Sonra da gidip mahkemeye başvuruyorsunuz. Yani maalesef, çok kötü. I have two questions. One is, if you, pardon, bekliyorum onun için. Tamam mı, duyuyor musunuz? One is, if we can access
YouTube that has been banned via a proxy, then isn't it futile to be using a banning as a form of censorship, since we can access it anyway? Every time YouTube has been banned, here at BilKent, I can still get it. And the second question is, internet postings and blocking them are one thing, but there are many, many ways of disseminating hate, and one of the most disturbing, if we're concerned about children, is cyberstalking and SMS bullying, email bullying, etc., which you can't really stop very easily, but so direct, and the child is damaged as soon as they receive it. It's almost impossible to undo that damage. Is there anything that Turkey is doing in those regards? İlk sorunuz, evet, YouTube'a Türkiye'den her zaman için erişmek mümkün. Ve zaten bilgisayar kullanma bilgisi belli bir şeyin üzerinde olan herkes YouTube'a erişiyor zaten. Yani proxy kullanıyor, DNS server kullanıyor ve erişiyorlar. Böyle bir sorunumuz olmadı ama normal... Bilgisayarda bu ayarları yapmayı bilmeyen ciddi bir kullanıcı var Türkiye'de ve o kullanıcılar erişemiyor. Sorun da orada zaten ve öncelikle de yasaklanmış olmasında. İkinci sorunuz, Türkiye'de çocukları korumaya yönelik bazı sosyal çalışmalar var. Henüz yeterli olgunluğa erişmedi. Biraz önceki katılımcınız sorduğu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın filtrelemesiyle ilgili bu bağlamda bir çalışma. Ancak elektronik postaların filtrelenmesi ve çocuklara erişiminin engellenmesi konusunda yapılabilecek tek şey, bizzat o bilgisayarda ailenin ticari bir yazılım kullanarak ya da bu konudaki ücretsiz bir yazılımı kullanarak yapması, tamamen aileyle ilgili veya onun yakın çevresiyle ilgili çocuğun. Is there anything being done to educate parents? Aynı şekilde aileleri de eğitmek için bir iki sosyal program yapıldı Türkiye'de. Ama bunlar maalesef daha çok Avrupa Birliği çalışmaları kapsamında çok küçük programlar. Düşünülen bazı programlar var. Kadın ve ailenin korunmasından sorumlu bakanlıkta bir genel müdürlük var. Başındaki kişi bu konuda bir program yapmak istediğini söyledi ama benim duyabildiğim, bugüne kadar gördüğüm bir çalışma olmadı. Ciddi bir çalışma olmadı. Yeah, it's a quite general question. Are there sites of minority groupings in Turkey banned? And if yes, on which argument normally, generally? Türkiye'de azınlıklarınla ilgili sitelerin yasaklandığına ilişkin bir duyumum yok. Yasada zaten bu konuda bir kural da yok. Genel anlamda yapılabilir. Daha çok kötüye kullanma şeklinde oluyor. Yani Türkiye'deki kapatmaların çoğundan sorumlu olan Adnan Okutar isimli bir kişi var. Bu kişi ve ekibi sürekli şekilde bir şeylerle uğraşıyor. Ve bu anlamda da belki kapattırdığı site olmuş olabilir. O azının o sitesinden haberdar olmak lazım ki oraya gireceksiniz ve kapandığını göreceksiniz. Sonra... Ancak böyle bir sitenin kapatıldığını öğreniyorsunuz. 130 tane mahkeme kararı var deniyordu diğer konuda. O diğerin içerisindeki 130 kararı tek tek bakmak lazım. Şu an öyle bir olanağa sahip değiliz. Peki bu konuda daha çok böyle
sorunun açığa çıkması için ya da işte internetini istiyorum falan gibi bir şeylerle. Türkiye'de bu çok sessiz gidiyor. Var. Türkiye. Çok fazla sayıda var ama yeteri kadar katılım yok ya da duyuru yapamıyor arkadaşlar. Ben onun destekleyicilerinden biriyim. Kampanya.org.tr diye bir adres olması lazım. Ya da org tam hatırlayamadım şimdi. Kampanya.org diye ararsınız karşınıza gelir. Sansür konusu da onun konularından birisi. Yani Mustafa Akgül Hoca zaten bizzat bu işlerin peşinde koşturan kişilerden birisi. Üniversitede de görev yapıyor. Yani bir şeyler yapıyoruz. Yapılmaya çalışılıyor. Ama maalesef toplum olarak duyarsız. Evet, çok az yani, duyuluyor, evet. Çok az yankı. Evet, aynen. So, I want to say thank you. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet, çok sağ ol. Now, I think this is a very interesting closing, and I don't want to make a closing of this conference. I found just want to say a quick few words. I want to thank everyone, especially the speakers who came long, long ways here to present their papers, to present their thoughts, and share all the ideas with us. And that was wonderful, and I found this very inspirational and very exciting, and I'm so happy that I've... So it's just great that this took place, and I guess Ahmed and I, we don't have anything else in the thing. Normally it would be good to do a kind of wrap up. Mm-hmm. So just take that. But this is an ongoing process, and I think the wrap up should be done in split. When we have done the fourth video vortex, because we see even we have a reader of video vortex, it's not enough. And we see that we have to continue dealing with these issues and talk about it from lots of different aspects. And we have to try to get more people involved and talking about it. And so I think the next step in split will be putting a little bit more light maybe on other aspects. And so I hope this project continues, and I get and Sabine and everyone very thankful for putting these projects up, and I hope we could make also a little bit of public in Turkey with this, and we'll continue also here the discussions, not only in the academics. So I don't know, Ahmed, I'll give the word to you. You said it's all, I don't have anything, yeah. Thanks a lot. Okay. Now, as we say in Turkey, I always say, as biz söylüyoruz burada, iyi akşamlar. Çok teşekkür ederiz. Thank you very much. I want to thank everyone for being with us, and that's teşekkür ederiz. Sağ ol. Thank you. Now, ha ha.